geçmesini bekleyen araçlar daha sonra sürücüleri şöyle söyleyebilirim sizlere. Bu araçların sürücüleri daha sonra metrolardan metrobüslerle evlerine ulaşan insanların olduğunu söyleyebilirim sizlere bunu rahatlıkla. Çünkü birçok sürücüyle konuştuk. Artık ilerleyemedikleri için araçlarından inip araçları burada bırakarak yollara devam etme edenlerin olduğunu söyleyebiliriz. Peki aracını oraya... Boylu boyunca Ahmet Hakan, boylu boyunca kontak kapatan sürücülerle dolu. Peki araçları oraya bırakmaları da bir tür trafiği daha da kilitlemiş olmuyor mu? Yani ya bizim Onur da kenara bırakmış, çekmiş aracını, gelmiş 3 kilometre yürüdüm diyor. Şimdi bu insanlar araçlarını bırakıp metroyla falan gidiyorlarsa o bırakılan araçlar da trafiği engellemiş olmuyor mu? Şöyle Ahmet Hakan, zaten birçoğu kar lastiği ya da kış kar lastiğini geçtim, kış lastiği olmayan araçlar olduğu için zaten bu araçlar burada kontak kapatılmasa bile trafikte ilerleyemeyen araçlardı. Birçoğunun baktığımız zaman yaz lastiği, hala kış lastiğine geçmeyen lastikler olduğu için ilerleyemiyorlardı. Daha çok trafikte kazalara neden olan araçlar olduğunu söyleyebiliriz. Birçoğu kış lastiği takmayan araçlardan kaynaklı bir trafik oluştu ve daha sonra sürücüleri de aslında beklemekten bıkarak araçlarını görmüş olduğunuz gibi sağ şeritte ve sol şeritte bırakan araçlar, yine ortadaki araçlar, ortada bulunan araçlar bir şekilde umutla evine gitmeyi bekleyen sürücülerin araçları olduğunu söyleyebiliriz. Hala araç içlerinde sürücüler var. Sema. Özellikle orta şeritlerde, bakın orta şeritlerde şu an içlerinde sürücülerin olduğunu görüyoruz. Sema, şu sürücülerden biriyle konuşsana. Evet. Ne kadar süredir kalmış burada bu vatandaşımız mesela, görüyorum şimdi. Bir mikrofon uzatabilir misin ya? Ne kadar süredir bekliyorlar? Şey nedir durum? Bir oradaki herhangi bir sürücümüze, bir vatandaşımıza. Tabii. Hemen bir sürücüyle konuşalım. Mesela gerçi birçoğu da burada, hemen arkada Alper Öztürk kameraman arkadaşım da şu anda size başka noktaları göstermeye çalışıyor. Alper, şöyle bir gidelim mi? Bir sürücü beyefendi var. Efendim, kaç saattir burada bekliyorsunuz? Yaklaşık 4 saat oldu. 4 saattir yoldasınız. 4 saattir bekliyoruz. Hareket edebildiniz mi bu noktadan? 4 saattir hep aynı noktada mı? Yok, aynı noktadaydı. 100 metre gerideydik. 100 metre ileriye geldik. Mesleği 4 saatten önce. Evet. Hala bekliyorsunuz. Bekliyoruz maalesef. İnşallah en kısa sürede açılır diyelim. Hemen Ahmet Hakan, arkada bir beyefendi daha var. O da aracın temizliği. Efendim, siz kaç saattir burada bekliyorsunuz? Yaklaşık 3-4 saattir de ben bekliyorum. 4 saat oldu. Aynen. Peki lastikleriniz kış lastiği mi? Değil maalesef. Mecburiyetten şu an çıktık da bu kadar yoktu. Sonradan yakalandık. İdare ediyor ama yol kapalı. Yapacak bir şey yok. Peki. Yeterli buluyorum. Bir dakika. Sema bir dakika. Tamam, yeterli. Belli yani 4 saattir bekliyorlar. Ya Orhan hocam, ne buradaki sorun ne hocam ya? Vallahi yani akıl sır ermiyor. Yani günlerdir Türkiye'ye kar gelecek, İstanbul'a yoğun kar gelecek deniliyor. Hala hani yaz lastiğiyle dışarı çıkmayın dedik, hepimiz çıktık, televizyonlarda da söyledik. Buna rağmen yaz lastiğiyle dışarı çıkanlar oldu. Hatta ben baktım, gündüz Sema ile biz şey de yaptık, dışarıda yayın da yaptık. Orada baktım bütün araçların, yani %70'inde kış lastiği yok. Kar lastiğinden vazgeç, yok kar lastiği olmaz zaten de, yok. Bir de bazıları diyor ki benim var kar lastiğim. Bir baktım ki yani şey kalmamış, tırtık kalmamış. Yani kış lastiği. Özel bir lastik yani. Özel bir. Ahmet Bey şöyle. O, hepsinde kar lastiği olsa böyle bir tıkanma olmaz, da olmayacak. Kesinlikle yani. Olmaz. Çünkü 7 derecenin altında yaz lastikleri sertleşir. 7 derecenin altında sertleşir. Ve kayar. Kayar yani, tutmaz yeri yani. Ve tehlikeli de aslında yani. Tehlikeli altı. Peki Orhan hocam, bir tuzlama muzlama faaliyeti kurtarır mıydı? Şu anda kurtarmaz. Buraya şu ekranda gördüğümüz tuzlamayı kar yağmadan önce yapmak lazım. Solüsyon. Ya o önceden yapılır. Önce ne yapacaksınız onu? Ondan sonra kurtarmaz ama ondan sonraki işte yani kış lastiği olsa bunlar da tıkanmayabilir yani yol. En azından şey yapabilir. Önde bir tanesi tıkanmayabilir. Yani dediğim gibi 7 derecenin altında sertleşiyor ve kalıyor yani şeyde. Peki hocam, şimdi Sema bu görüntüleri bize Bağcılar'dan yansıttı. Şimdi Avcılar'a gideceğiz. Orada da Tugay var.
Bir şey soracağım size. İstanbul'un belli bir bölgesine bu kar yoğun bir şekilde yağıyor. Yani bu da normal midir? Yani diyelim ki Gaffar Bey karşıdan gelmiş, diyor ki ben karşıda hiçbir şey yok, rahat diyor. Evet, evet. Yani şehrin... Buraya yaklaşınca başladı her şey. Şehrin yani bu bölgesi, Avcılar, Bağcılar, bu bölgede evet. Yoğunlaşması, bu normal midir? Normaldir. Yani normaldir dediğim şöyle, biz sabahleyin söyledik zaten. Avrupa yakasına kar yoğun yağacak. Bir alçak basınç merkezi oluştu hemen şeyin üzerinde işte Çekmece, işte Çatalca civarlarında. Bu yani bazılarda hocamla da konuştuk, vortex denildi. Bu alçak basınç merkezidir esasında. O nedir hocam? Vortex o dönen herkes vortex dönen diyor. Şeyin evet. Kenarlara yaptığı basınç ve kuvvettir. Yani vortex, ben de hiç anlamıyorum. Ben vortex'i vallahi Ahmet Bey anlamamanız çok normal. Yani bizler ancak anlarız onu vortex'in ama herkesin dinde bir uzmanlık konusu. Yani. Aynı İzlanda kışı gibi. Onu da biraz sonra şey yaparız. Yani bunlar tabii isim olarak doğru şeyler ama yerinde kullanmak lazım bunları. Şimdi akışlar Poyraz'a döndü dün akşamdan sonra. Poyraz'a dönünce yani Kuzeydoğu'ya dönünce Kuzeydoğu'dan Trakya kesimine, Anadolu yakasına akımları getirmeye başladı. Hocam bir devamını konuşalım da bir orada Turgay da zor durumdaymış. Tugay da zor durumdaymış, ona bir bakalım. Tugay, Avcılar'da da aynı herhalde. Gerçi Sema biraz daha Bağcılar'da daha yoğun bir kar yağışına maruz kalıyor. Senin durumun ne? Ahmet Hakan, beyaz kabus bizim bulunduğumuz noktaya Avcılar Beylikdüzü'ne de çökmüş durumda. Kameraman arkadaşım Güngör Yılmaz'la bu noktadayız. Tabiri caizse lafa lafa kar yağmaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saati aşkın bir süredir biz bu hattayız ve kar bir dakika olsun bile dinmedi. Lafa lafa yağmaya devam ediyor. Ve kabus, beyaz kabus adeta Avcılar Beylikdüzü'nün üstüne çöktü demiştik. Ve bu noktada araçlar saatlerdir bekliyorlar. Ben özellikle hemen şurada ilgi çeken bir araç vardı. Jip tarzı, onu gözüme kestirmiştim. Ve yaklaşık 20 dakikadır olduğu yerden 1 metre bile ilerlemedi. Burada adeta kilit durumda. Tugay, ne kadar süredir bekliyor? Yani bu kuyruk nereden nereye? Önce onu bir tanımlayalım. İki, ne kadar süredir bekliyor bu araçlar? Çok acayip, çok acayip. Özellikle D100 karayolundaki bu trafik kuyruğu Haliç'ten başlamıştı. Zaman zaman açıldı ama özellikle şuradaki kuyruk Sefaköy'den itibaren biz metrobüse gelmek zorunda kaldık. Ve metrobüse gelirken ben özellikle güzergaha baktım. Sefaköy'den itibaren aktif bir şekilde trafik duran şekilde kuyruğun ta Beylikdüzü'ne kadar ilerlediğini söyleyebiliriz. Aksi istikamette tamamen boş durumda. Zaten tamamen boş olması D100 karayolunun Beylikdüzü Ok Meydanı istikametine yol karlar altında. Oradan araç geçmediği için, çok nadir geçtiği için orası artık beyaz örtüyle kaplanmış durumda. Burada da yine araçlar durağan olduğu için bu noktada da kar yolları tamamen kaplamış durumda. Zaten buradaki araçların üzerine baktığımızda da bilmiyorum ne kadar görünüyor. Burada araçların üzerine baktığımızda hem araçların ilerlemediğini hem kar kalınlığını da görebiliyoruz. Bir vatandaş burada durdu. Aracının üzerindeki karları kendi eliyle temizliyor. Zaman zaman şoförler, sürücüler burada sürekli araç içerisinde sabit beklemekten sıkılıyorlar. Zaman zaman dışarı çıkıyorlar, bir hava alıyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Ardından tekrar araçlarına biniyorlar. Aslında saatler ilerledikçe, bu beyaz kabus devam ettikçe burada trafikte kilitli kalan sürücülere de zor anlar bekliyor. Çünkü hava soğuk olduğu için burada sürücüler araçlarının klimasını yakmak durumunda. Bu da yakıtı hızlı bir şekilde bitmesini sebep oluyor. Doğru. Ve bu durumda da ilerleyen saatlerde bazı sürücüler, belki içerisinde çocuk olan sürücüler var, çocuklu arabalar var. Onlar da bu yakıt sıkıntısında baş göstermiş ya, olabileceğini de değerlendirmek gerekiyor. Ahmet. Tugay aslında oraya bir bu tür bir yardım falan gitmesi lazım yani, değil mi o hatta? Yani aslında bir daha gösterebilir misin şeyi, çok o çok çarpıcı bir görüntü. Yani köprünün hemen kameraman bir ucundan öbür ucunu görürsek mevzuyu anlayabiliyoruz. Yani ben bu kadar gerçekten mahsur kalmış. Yukarıdan mahsur kalmış, mahsur yani kalmış. İnsanlar orada mahsur kalmış. Belki de yakıt yardımı da gerekiyor. Yani hem yerel yönetim hem merkezi yönetim buradaki insanlara
bir el uzatmalı diye düşünüyorum ben. Yani bu insanlar 4 saat, 5, 4 saat mi diyorsun Tugay? 4 saattir mi bekliyorlar? Yani yaklaşık 4-4,5 saat mi dediniz? Ahmet Hakan, mümkündür. Çünkü özellikle Beylikdüzü'ne yaklaştıkça trafiğin hiçbir şekilde ilerlemediğine biz 1 saati yakından tanık oluyorsunuz. Tugay'da bir bağlantı sorunu vardı, kesildi galiba. Hemen Sema'ya döneyim. Sema, sizde kıpırdama var mı araçlarda? Bir açılma, bir yürüme? Yani Ahmet abi maalesef var diyemiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten sadece sağ sola araçlar, şöyle dönersek Alper göstereyim, hani araçların yapabildiği manevralar sadece bakın öndeki aracın olduğu kadar. Ya burası Sema, burası bir yol değil mi? Burası bir yol. Manevralardan ibaret. Araçlar hiçbir şekilde ilerleyemiyor. Burası bir yol değil mi? Evet evet. Şu anda O3, biz biliyorsunuz hemen kanaldan çıktığımız gibi O3. Evet evet, O3 bağlantı yolu burası. Tam bağlantı yolunun üzerindeyiz biz şu anda. Köprünün üzerindeyiz. Köprünün üzerinde bakın şu an biz Beylikdüzü Mahmut Bey gişelere doğru olan istikametteyiz. Ve o istikametin üstü bakın yol görünmüyor. Yani böyle aslında bu soruyu sormamız o kadar doğru bir soru ki, çünkü yolu göremiyoruz kardan. Karla kaplanmış durumda Ahmet Hakan şu anda bu nokta. Ya burası Sema, her gün Sema bir şey söyleyeyim mi? Sen şu anda bağlantı yolu Sema, Beylikdüzü Mecidiyeköy istikameti. Sema, sen şu anda sanki bir otoparktan yayın yapıyormuşsun gibi. Ya tam gösterebilir misiniz Sema? Yani öyle bir görüntü ki sanki yol değil de bir otoparktaymışsın gibi bir izlenim alıyorum. Evet. Şöyle Alper, şurayı bir gösterelim. Şöyle gösterelim. Yolu özellikle şu anda bulunduğumuz yol, bakın. Yol görünmüyor. Şöyle ayağımla belki açabilirsem. Bakın. Bir ihtimal kazıyarak. Bayağı bir kar var. Yolu. Var var. Yol. Burası yol. Burası. O3. Evet bakın. Tamamen burası yol. Ama karla kaplanmış durumda. Şöyle arkaya doğru Alper gösterelim yolu. Karla kaplandığı için, karla kaplandığı için şu anda yol hiçbir şekilde yol görülmüyor. Araçta vatandaşlar, hepsi araçta mahsur kaldı araçların. Tugay söyledi. Birçok kişi ısınmak için klimaları yakıyor, benzinler tükeniyor. Birçok aileler, bebeklerin olduğu araçlar var. Ancak yardım gitmesi de şu yolda imkansız hale geliyor. Siren sesleri bu lastik değil mi mesela? Sorunlu lastik. Yollar kapalı olduğu için yardım da bir şekilde buradaki vatandaşlara ulaşamıyor. Hemen peki. Şöyle Alper, ileriyi gösterelim. Şöyle sen gösterirken Ahmet Bey. Ya olası buraya evet, müdahale edilmesi lazım. Evet. Sema, buraya bir yardım gitmesi lazım bu insanlara ya. Bir iş değilse ne bileyim bir su götürülmesi lazım. İşte bir takım bir sandviç falan, yiyecek falan verilmesi lazım. Böyle bir çaba var mı? Öyle ona dair bir şey yani, hem yerel yönetimin hem merkezi yönetimin buraya el atması lazım. Yani bu çok yani üzüntü verici bir görüntü yani hakikaten ya bu. Biraz daha geçerse sabaha kadar hiç hareket edemezler. Yani sabaha kadar sıcaklık düşecek, eksi değere gelecek. Eksi değere geldikten sonra buz tutar oraların hepsi. Daha da kötü daha olur. Daha da kötü olur yani. Şey yapamazlar yani. Ve ya kar yağışı da sürüyor. Sürecek mi peki? Bugün sabaha kadar sürer. Bu yağış sürer sabaha kadar. Bu tarafta sürer. Eyvah eyvah. Sema, duydun mu Orhan Hoca'yı? Evet, evet. Sabaha kadar süreceğini söyledi. Aslında haftalar öncesinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de bu yönde uyarılar vardı Ahmet Hakan. Haftalar öncesinden karın geleceği söylenmişti. Ve kar geldi. Beklenilen kar, belki de vatandaşlar bu kadar yoğun bir karın geleceğini beklemiyordu. O yüzden birçoğu hazırlıksız olanlar da var. Yani dediğimiz gibi kış lastiği olmayan o kadar fazla sürücü var ki, bunu da belirtelim. Yollar kapalı. Hiçbir şekilde ilerleyemiyor. Kış lastiği olan sürücüler de şu anda bu noktada ilerleyemiyor. Bunun vurgusunu yapalım. Bakın yollar şu anda, bakın tırın, şurayı gösterelim Alper. Bakın tırın tekerleği kara gömülmüş durumda. Evet, görüyoruz. Evet, evet. Yani burası aslında artık Orhan Hoca demişti ki yayınlarımız sırasında, saat ilerledikçe buzlaşacak demişti kar. O kart kurt sesi olmayacak. Bakın tamamen
Artık buradaki kar buzlaşmaya başladı. Daha da kaygan hale geliyor. Daha da tehlikeli bir boyuta geliyor aslında yolun şu anki durumu. Onur, seni tam anlayamadım. Yazar mısın ya? Hocam aslında... İlerliyoruz, bakın ilerliyoruz şu anda. Evet evet, bu tam bir şeyi gösteriyor. O tırın tırın kara gömülmesi, Sema, çok önemli o görüntü. Yani olayın vahametini gösteriyor o olay aslında. Ne kadar uzun süredir beklediğini. Tekerleklerini gösterebilir misin Alper? Ya, Alper, tırın tekerleklerini. Şimdi Onur diyor ki o tır nereden baksan bir saattir oradadır diyor. Değil mi hocam bu tır? Uzun saatlerdir ki, bakın biraz daha öndeki bir araçla yaklaşık konuşmuştum. Yaklaşık 2 saattir orada. 2 saattir oradadır. Evet. Yoksa başka türlü bu karın orada birikmesine... Bir de artık o kar o tekeri sarmış. Ve buz tutturmuş. O kolay kolay şey. Sema da sizin söylediğinize işaret ediyor. Siz ne demiştiniz o konuda? İlerleyen saatlerde buz tutar demiştik. Buz tutar, evet. Biz saat 4'te baktık oraya. Bu dedik yani, gecikirse biraz daha hiç buradan hareket edilmez dedik. Evet, o da olmuş olanda. Sema, şöyle oluyor değil mi olay? Bir beni dinleyebilirsen. Efendim. Şimdi ya adam mesela sorumlu davranmış, kış lastiğini takmış, yola çıkmış. Fakat sorumsuz davrananlar yüzünden trafik tıkanmış, o kış lastiğini takan da bekliyor. Değil mi? Durum bu mu yani? Tablo bu. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Maalesef yani işte aynen orada öyle Ahmet Hakan. Sorumlu davranılmış. Birçok kişinin kış lastiği olanlar var, kış lastiği olmayanlar da var. Şöyle ilerlersek birçok sürücünün kış lastiği yok. Kış lastiği olmayanlar yüzünden kış lastiği olanlar da bekliyor şu anda. Kış lastiği olmayanlar ilerleyemiyor. Kış lastiği olanlar da onları beklemek durumunda kalıyor. Peki. Çünkü yollar artık tamamen kayganlaştı. Tamamen manevra yapıyorlar, tekerlekler boşa dönüyor. Peki araçlarını yolun kenarına bırakıp gidenler vardı bir ara. Senin ama bu gezdiğin noktada da var mı o? Hala devam ediyor mu? Ahmet Hakan, sesinizi alamadım. Tekrar sorabilir misiniz? Diyorum ki bir önceki bağlantıda araçlarını temin kenarına park edip yürüyerek evlerine gidenler vardı. Ama şimdi öyle bir durum görmüyorum. Buradan bırakıp gidemiyorlardı araçlarını herhalde, anladığım kadarıyla. Evet. Evet, vatandaşlar buradan bırakıp gidemiyorlar. Açıkçası burada bekliyorlar. Birincisi yardım gelmesini bekleyen vatandaşlar var. Etrafımızda oldukça fazla vatandaş var. 4.30'da çıktık diyen var. Ve çok fazla... Bakın vatandaşlar uzun saatlerdir beklediklerini söylüyorlar. Uzun saatlerdir artık onlar da evlerine gitmek istiyorlar. Sizin söylediğiniz gibi yardım gelmesi gerektiğini söyleyenler var. Vatandaşlar su bekleyen olduğunu söyleyen var. Arabada yaralı kedi var. Ya değerli konuklar, Bülent Bey, Zafer Bey. Bekleyen hanımefendi yardım bekledi, söyle bakın. Şöyle. Evet. İnsan olsa birisi gelir alır onu. Abi, sabahtan beri uğraşıyorum. Evet. Telefon açıyorum, kimse gelmiyor. Ne yapsın? Ya aslında Sema bak bir tam şey söyleyeceğim. Dediğimiz şey Ahmet Hakan. Bir şey söyleyeceğim. Bence burada olağanüstü bir durum var. Olağanüstü hallik bir durum var. Artık yardım çağrısı yapmak gerekiyor. Kızılay, Büyükşehir Belediyesi, AFAD. Evet, vatandaşlar burada yardım bekliyor Ahmet. Ya evet evet, hepsinin devreye girmesi lazım. Yani bir afet durumu var ya sevgili yetkililerimiz. Yani artık belediyesi, yerel yönetimi, genel yönetimi kalmamış durumda. Buradaki buraya müdahale edilmesi lazım. Yani Kızılay'ın, AFAD'ın, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hepsinin işbirliğiyle buraya acil müdahale etmeleri lazım. Diğer belediyeler de katkıda bulunabilir hatta. Yani çevre belediyelerden de gelebilirler. Ya bir hani tam bir dayanışma zamanı gibi görünüyor benim gördüğüm kadarıyla. Da vatandaşlar da yayın yaptığımızı gördükleri için. Yetkililere ulaşamıyoruz diyordu değil mi oradaki hanımefendi? Hepsi bir yardım gelmesini bekliyor açıkçası. Hepsi buraya. Evet.
Evet, burada vatandaşlar yetkilileri aradıklarını ancak yetkililere ulaşamadıklarını söylüyorlar. Ve bir an önce bir yardım gelmesini bekliyorlar. Burada bir hanımefendi var, beyefendi var. Hepsi bir an önce buraya yardım gelmesini saatlerdir beklediklerini. Hatta bir hanımefendi bir yavru kedi yaralı olduğunu ve ona bile yardım çağırdığını ancak o yardımın bir türlü kendisine ulaşamadığını söyledi. Ki hala bu araçların içerisinde çocuklu vatandaşlar da var. Onlar da yardım gelmesini bekliyorlar şu anda. Bir vatandaşımız, aynen siz daha yeni demiştiniz ya, su ihtiyacı, biri bir su götürmeli. Bir vatandaşımız dedi ki su getirsinler bari. Ya evet ya. Hani yollar açılmıyor, bir su olsun. Bu diğer çok vatandaşımızın önemli. Da olduğunu söyleyen de vardı. Ya bu çok önemli. Evet. Ya bir dakika, Sema sen bir oradaki vatandaşlar neyi istiyorlar? Bir konuşur musun yayına yansıtmadan? Ben bir Zafer Şahin'le Bülent Bey'den ve Gaffar Bey'den de birkaç cümle istiyorum. Onlar da bu çağrıya katılsınlar. Zafer Şahin. Şimdi sadece tabii bu noktada değil. Mesela bana da bir vatandaş şimdi mesaj attı. Başakşehir ilçe emniyetin önünde 15.30'dan beri bekliyoruz diyor. Ya gerçekten büyük bir aslında tehlike söz konusu. Yani şimdi, bu insanlar eğer geceyi Zafer, orada geçirirlerse biz şu anda Allah bu korusun. Sema Bağcılar'dan yayın yapıyor. Avcılar'da Tugay var. Oradaki manzarayı da gördük. Yani bu bölge böyle. Yani Ahmet Bey, burada siz söylediniz hakikaten artık yok. Kimin sorumluluğu, kim müdahale edecek falan, bunların bir önemi yok an itibariyle. Aynen, yani orada aynen. Ciddi bir tehlike söz konusu görüyoruz. Yani bu yayını izleyen işte Kızılay'dı, AFAD'dı, yani bu konularda müdahale edebilecek kapasiteye sahip kim varsa, hani bir şekilde nasıl olur bilmiyorum ama çünkü sonuçta yol, yani yolda gidemiyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Ama bu insanlara belediyelerin, Kızılay'ın, AFAD'ın hatta gerekirse askeri kuvvetlerin dahi bence ulaşmak için her türlü çabayı göstermesi lazım. Yani o araçların benzini bitince nasıl ısınacaklar? Çocuklar olduğu söyleniyor. Yani büyük bir tehlike var. Ya öyle Zafer gözüküyor. En temel hani ihtiyaç su. Buradan, su. Ankara'dan su ya su. Su götürülmesi evet, lazım yok. Ya. Birisinin bunu yapması lazım. Yani bu organizasyonun hemen devreye girmesi lazım. Gerçekten çok önemli. Eğer hani çocuklar da varsa daha büyük tehlike. Yani o çocuk orada o geceyi nasıl geçirecek? Sonuçta o benzin bitecek. Yani arabaların da sabah saatlerine kadar çalıştırılması ısınma maksatlı. O da söz konusu olmayacak. Hani İstanbul'un göbeğinde böyle bir durum söz konusu. Yani yazık. İnşallah bir an önce yardım ulaşır. Yani hakikaten bizim buradan diyecek bir şey bulamıyoruz ama az önce Orhan Hocam da söyledi. Yani iki gün öncesinden meteoroloji Ahmet Bey uyarmıştı. Hani zorunlu kalmadıkça şu tarihlerde dışarı çıkmayın diye. Hafta sonu için de böyle bir uyarı vardı. Ama işte yani yaz lastikleriyle çıkanlar bile var. Ama tabii maalesef. Şu an bunları konuşacak bir süreç değil. O insanların bir an önce yardıma ihtiyacı var. Dediğim gibi İstanbul'un çok farklı yerlerinden bakın şu an bile mesela Halkalı'da diyor bir vatandaş, benim bir tanıdığım, 16.30'dan beri Halkalı'da bekliyorum diyor. Bir tanesi işte az önce yazdı, Başakşehir ilçe emniyetinin önünde 15.30'dan beri bekliyoruz diyor. Herhalde şehrin özellikle o bölgesinde çok ciddi sıkıntı var. Çok yani büyük sorun var. Yani yetkililere duyuralım. Burası kuzey İstanbul'un kuzey bölgesi. Kuzey batı bölgesi. Kuzey batı bölgesi. Yani esasında Ahmet Hakan, bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Zafer Bey'in dediği gibi bugün bu bölgenin sabahtan haber verildi. Çok yoğun bir kar yağışı olacağını biz de gördük. Biz de sizin kanallardan haber verdik. Dedik aman dikkat edelim, aman şey yapalım. Yani bir sorumsuzluk da var. Esasında bireysel sorumsuzluk da var. Bir de bu kar yağışı yağdıktan sonra buraya solüsyon atmanın da anlamı yok zaten. İş işten geçmiş. Baştan yapılmış. Baştan yapılacaktı onlar. Ama saat 4'ten beri bekleyen vatandaşlar ki ben